Evet. 5. ünitenin 6. konusundan tam gaz devam. Güzel. <laughs> böyle devam. Şimdi Bu arada şu videolara başlamadan böyle hep şey oluyor biliyor musun? <laughs> Videonun en başında bir ne söyleyeyim hafif bir böyle bir düşünüyorum. Sonra <laughs> da başlamadan alıyorum bir şey için ama. Aa izlerken güzeldi şimdi hafiften problem oluyor. Bir aşağı siz de bir yorum yapsanıza. Videoya nasıl girilir falan öneri. Sizin aklınıza ne gelecek merak ettim. Neyse. konudan çok sapmayalım. Konumuz İngilizce. Konumuz make ve do. Şimdi aralarındaki farklar dedim. Make ve do şu. Make yapmak demek. Do da yapmak demek. <laughs> Şimdi ikisi de yapmak demek ama aralarında kullanıldıkları alan bakımından bazı farklar var. Bu fark ne? Bu farklar ne? Önce make'den başlayayım. Make'in... Kullanıldığı alan şu, bir şey yapıyorsanız, bir şey yaratıyorsanız, bir şey oluşturuyorsanız, gerçekten oluşan, yapılan gerçekten bir şey varsa, mesela diyelim ki yemek yapıyorsunuz, değil mi? Diyelim ki bir masa yapıyorsunuz, siz marangozsunuz diyelim ki masa yapıyorsunuz, mesela yani neyse, oluşturulan, yaratılan bir şey varsa, o zaman make kullanıyoruz o kullanmıyoruz. yaratılan, oluşturulan bir şey varsa make kullanıyoruz. Bir örnek. We are making food. Ne diyorum? Yemek yapıyoruz diyorum. Mesela burada we are doing food desem yanlış bir cümle olur. Olmaz. We are, make, we are making food demem gerekiyor. We are making food. Dediğim gibi doing food yanlış. Neden? Çünkü yemeği bizim ben malzemeleri kullanarak yeni bir şey oluşturuyorum bir şey oluşturuyorsam eğer o zaman make demem gerekiyor. Bir tane daha örnek mesela. Ahmet is making tea. Ahmet ne yapıyormuş? Ahmet çay yapıyormuş. Yine Ahmet bir şey oluşturuyor. İşte çayı, çay için ne kullanıyorsa onu alıyor, suyunu alıyor bilmem ne yapıyor. Yeni bir şey oluşturuyor. Ne oluyor? Bir şey yapmış oldu. Ne yapmamız lazım? Make kullanmamız lazım. Do olmaz. Yanlış. Şimdi gelelim do'ya. Do'yu nasıl kullanacağız? Do nereye geliyor? Do'nun do olayı şu. Bir eylem yapıyorsak biz. Yani bir hareket var ama oluşturduğumuz bir şey yok bizim. Hani yeni bir şey yaratmıyoruz. Ama bir hareket var, bir eylem var. O zaman ya hareket dediğim illa hoplamak zıplamak zorunda değilsiniz. Herhangi bir eylemde ama bir şey oluşturmuyorsunuz. Bir eylem varsa do kullanıyoruz. Mesela I do sports everyday. Örneğin. Ne diyorum? her gün spor yaparım. Mesela burada I make sport diyemem. Yani spor yaratmıyorum ben. Spor oluşturmuyorum. I do sports. Spor yapıyorum sadece. Yani hareket. Değil mi? Oluşturduğum bir şey yok. I do sports. İkinci bir örnek. Mesela yoga. I do yoga five days a week. Haftada beş gün ne yaparım? Yoga yaparım. yine do kullanıyoruz. Make Olmaz. Yanlış olur. Dikkat edin. Yani bu cümleler bu arada gördüğünüz gibi şimdiki zaman geniş zaman öğrendiğimiz şeyler. Bu cümleleri nasıl yaptığımızda şu anda çok durmayacağım. Ve önemli olan do ve make'in hangisini nerede kullandığımızı öğreniyor <laughs> iyi öğrenmeniz. Bu gerçekten çok karıştırılan bir şey. O yüzden basit bir şey. Zaten kısa da bir video olacak ama yine de üstünde durayım dedim. Siz de bir iki tane örnek yapın. Birinci örnek egzersiz yapın birinci egzersiziniz sandalye yapıyorum nasıl dersiniz sandalye yapıyorum makele mi dersiniz duyla mı kurarsınız bu cümleyi kurun <laughs> yani kurun <laughs> A, videoyu durdurun kurun ben cevap veriyorum şimdi ver Dem. yapıyorum kim yapıyor ben yapıyorum buradaki yapmak için ne kullanacağız make mi kullanacağız Do mu kullanacağız make kullanacağız çünkü neden alıyorum malzemeleri yeni bir şey oluşturuyorum. O zaman bu durumda neyi kullanmam lazım? Make'i kullanmam lazım. O zaman yapıyorum. I'm making. Şimdiki zaman değil mi? O yüzden emizler ve ayenciyi unutmuyoruz. I'm making. Ne yapıyorum? Bir sandalye yapıyorum. I'm making a chair. Burada şu arada e, e de unutmayın. Bakın I'm making chair yerine I'm making a chair diyeyim. İkinci örneğimiz. Bu örnekte şu an ne yaptığımızı yazdım direkt. Şu an ders yapıyoruz. Nasıl yaparsınız bunu? Make ile yaparsınız? Blue ile mi yaparsınız? Mi yaparsınız? <laughs> yani yapın. <laughs> Cevap veriyorum ben. Siz videoyu durdurun yapın. Cevap veriyorum. Verdim. Şimdi burada ne kullanacağız? Ders yapıyoruz. Şimdi yeni bir şey oluşturmuyoruz biz değil mi? Yeni bir şey oluşturmuyorsak, şu an bir şey yapıyorsak sadece o zaman do kullanıyoruz. Yapıyoruz, kim yapıyor? Biz yapıyoruz. Tamam. Şimdiki zaman. O zaman emizler ve ing kullanacağız. Tamam. O zaman ne oldu? En başa ne dedik? We are doing. Ne yapıyoruz? Ders yapıyoruz. We are doing a lesson. Ne zaman? Şu an. We are doing a lesson right now. Bu arada right now yerine mesela at the moment, at present eee uh, gibi şeyler kullandıysanız onlar da doğru. Onlar da kabul tabii ki. Cümlelerde bu şekilde. Ee, yani <laughs> aslında bu konu bu kadar. Çok karıştırılan bir konu olduğu için gerçekten ayrı video yapmak istedim bu konuda. Ve ee, az kaldı. iki konumuz kaldı bu videoda. Bu adımda. Ee, abone olun lütfen. Hediyelerinizi alın. Sonraki videodan devam ediyoruz. Tam gaz devam. Kendinize iyi bakın.